Daha önceki videolarda da gördüğümüz gibi glikoliz 6 karbon içeren bir glikoz molekülünün 3'er karbonu olan 2 tane piruvat molekülüne dönüşmesi olayıdır. Ayrıca sürecin sonunda 2 tane de ATP üretilir. Gördüğünüz gibi 2 tane NAD artı molekülü de indirgenerek, yani 1H eksi iyonu alarak NADH oluşturuyor. Evet, Sonuç olarak burada bir indirgenme gerçekleşmiş diyebiliriz. Başka neler oluyor diye düşünecek olursak tabii ki su ve hidrojen iyonları oluşturduğumuzu da söyleyebiliriz. Bunlar zaten açıkça görülüyor. Peki bundan sonra neler olacak? Mesela hücresel solunum hakkında konuşabiliriz. Evet, hücresel solunum aslında birçok organizmada gerçekleşecek olan şey. Hatta bu bizim vücudumuz için de geçerli. Şu anda bile yeterince ATP üretebilmek için bunu yapmamız gerekiyor. Zaten bu yüzden oksijen soluyoruz. Çünkü oksijen hücre solunumunda kullanılan bir molekül. Ama bazen etrafta oksijen olmayabilir ya da bazı organizmalar oksijene ihtiyaç duymayabilir. Hatta hücresel solunum yapmıyor bile olabilirler. Aslına bakarsanız bunun bir örneğini daha önce görmüştük. Evet, hatırlıyorsunuzdur. Laktik asit fermentasyonu. doğru. Üretilmiş olan bu NADHların geri e, kazanmanı, yani bu NADHları geri kazanmanın bir yolu. Onları tekrar yükseltgenerek NAD artıya e, dönüşmelerini sağlamanın bir yolu da diyebiliriz buna. Aslında fermentasyonda NADHlar NAD artıya e, yükseltgeniyor. Hatta bu söylediğim birazdan konuşacağımız iki tip fermentasyon için de geçerli. Laktik asit fermentasyonunda piruvatların, NADH'ların yükseltgenmesine yardım ettiğini, bunun sonucunda da laksik, e, laktik asit e, oluşturduğunu e, görmüştük. Bu işlemin yoğurt yapımında, hatta kaslarımızın çalışmasında bile kullanıldığını da e, o örnekte öğrenmiştik. Mesela, Uzun mesafe koşarken ya da çok çok ağır bir yük kaldırırken eğer kaslarımız çalışırken yeterince oksijen bulamazsa muhtemelen kaslarımızda laktik asit fermentasyonu olacaktır. Ama şimdi biz laktik asit fermentasyonundan değil başka tip bir fermentasyondan bahsedeceğiz. Yani alkol fermentasyonundan konuşacağız. Alkol fermentasyonuna zaman zaman etanol, etil alkol fermentasyonu da deniyor. Aslında alkol içmekten bahsedildiği zaman da etanol'den bahsedilmiş e, oluyor. Etanol fermantasyonu. Bu işlemin alkol üretiminde ya da ekmek yapımında kullanılan süreç olduğunu tahmin edebilirsiniz. Aslında yemek yapımında bile çok kullanıldığını söyleyebilirim. Ama öncelikle bu süreçte kullanılan tepkimeyi bir inceleyelim gelin beraber. Ancak ondan sonra bu işlemin nerelerde kullanıldığına bir göz atabiliriz. Daha önce de gördüğümüz gibi glikoliz sonucunda her bir mol glikoz için 2 mol piruvat oluşmuştu. Alkol fermentasyonu için ilk olarak bu piruvat e, moleküllerinin karboksil grubunu e, kaybetmesi lazım. Yani piruvat molekülleri e, karboksil grubunu kaybedecek. Bu işlemde esasında piruvat dekarboksilaz denilen enzim tarafından gerçekleştiriliyor. Adından da anlaşılabileceği gibi bu enzimin görevi piruvat molekülünden karboksil grubunu ayırmak. Bir karboksil grubunu yani bir karbon ve iki oksijeni birbirinden ayırırsak bu ayrılan grup karbondioksiti oluşturacak. Şu an karbondioksitin oluşma mekanizması daha fazla e, detaylandırmak istemediğim bir şey. Ama sonuçta karbondioksit oluşacak ve bu karbondioksit ortama verilecek. Geride kalan şey ise asetaldehit olacak. Evet, asetaldehit. Söylemesi biraz zor ama neleri neleri söylüyoruz yani. Asetaldehit neymiş? Bir çırpıda söyledik. Ama yine buradaki mekanizmayı detaylandırmak istemiyorum. Söyledim ama detayını e, başka e, videolara... Bir sonraki aşamada asetaldehit NAD artı tarafından etanole indirgenecek. Bu aslında laktik asit fermentasyonunda piruvatın laktik aside dönüşürken e, gerçekleştirdiği e, yani o, o, oradaki olay oluşurken ortaya çıkan gerçekleşen mekanizmaya çok benziyor. Tek fark burada asetaldehitin etanole dönüşüyor olması. Evet burada indirgenme gerçekleşiyor yazalım bunu. İndirgenme. H eksi iyonu kazanılmış oluyor. Aynı zamanda NADH da yükseltgenmiş oluyor. Evet, burada da yükseltgenme gerçekleşiyor. Yükseltgenmenin sonundaki NAD artı molekülünün oluşumu da aslında glikolizin devamlılığını sağlıyor. Aslına bakarsanız önceki videoda bahsettiğimiz gibi bu biraz da utanç verici bir durum. Çünkü Piruvatın kimyasal bağlarında hala enerji var. Eğer etrafta oksijen olsaydı hücresel solunum gerçekleşebilirdi. Krebs döngüsüne ya da sitrik asit döngüsüne katılabilirdi. Bu şekilde de daha çok enerji elde etme şansımız olurdu. Aynısı NADH için de geçerli. Onun da yükseltgenmesinden daha çok enerji elde edebilirdik. Ama burada öğrendiğimiz iki tip fermantasyonda da yani laktik asit fermentasyonunda da etanol fermentasyonunda da onu yapamıyoruz. Ama başka açıdan bakarsak bu işlemin insanlık için oldukça faydalı olduğunu söyleyebiliriz. Burada gördüğünüz şey etanol ya da alkol fermentasyonundan bahsettiğimiz zaman işlemde en büyük role sahip olan arkadaş. Yani maya. Evet, bu bir maya hücresi. Maya mantarı olarak da biliniyor. Çapları birkaç mikrometre olarak değişiyor. Değişik maya türleri de aslında ekmek yapımında ya da şarap yapımında kullanılıyor. Ya da herhangi bir alkollü içecek üretiminde. Bu bira daha olabilir, şarap da olabilir. Çünkü mayalar şekeri sindirerek önce glikolis sonra da alkol fermentasyonu gerçekleştiriyor. Ekmeklerin güzelce kabarıp pofuduk olmalarının nedeni de işte buradaki tepkimenin bu basamağı. Piruvat dekarboksilaz enzimi, piruvattaki karboksil grubunu aldığı zaman ortaya çıkan karbondioksit işte bu kabarmayı sağlıyor. Ne oluyor? Hamur iki katına çıkıyor. Sünger gibi yumuşacık bir dokusu oluyor. Aslına bakarsanız bu işlemle aynı zamanda birazcık alkol de üretiliyor. Yani ekmeğin içinde eser miktarda alkol üretilmiş oluyor. Çünkü mayalar ekmeğin... Ee, yani Maya Mayalar deyince Maya medeniyeti gibi oldu. Öyle değil mi? Çünkü Mayalar Mayalar çünkü Mayalar doğru tonlamayı bir türlü bulamadım. Evet buluyorum. Şimdi buldum. Çünkü Mayalar ekmeğin kabarması için önce glikoliz sonra alkol fermentasyonu yapıyor. Bu da açığa çıkan karbondioksitin yanında eser miktar etanol üretiliyor olması anlamına geliyor. Yani az miktarda çok az miktarda var. Öte yandan şarap üretimine baktığımız zaman Amacımız zaten etanol üretmek. Yani insanların tükettiği alkolü üretmek istiyoruz. Bu açıdan baktığımız zaman mayalar birçok değişik ve önemli işlemlerde görev alıyor diye düşünebiliriz. Yani maya hakikaten burada önemli bir eleman görevi görüyor.